Hepsi burada. Sanatın ruhunu sunar. Merhaba, Sanatın Ruhu programında tekrar bir aradayız. Şimdi Haliç'teyiz. İstanbul Tersane'de Contemporary İstanbul Fuarı'nı gezeceğiz. Bize bugün sanat tarihçisi Banu Küçüksubaşı eşlik edecek. Şimdi Banu ile buluşmaya gidiyoruz. Banu merhaba. Seni tanıyabilir miyiz? Ben Banu Küçüksubaşı, sanat tarihçisi ve sanat yöneticisiyim. Ve yaklaşık herhalde 2008-2009'dan beri de Contemporary İstanbul'da fuar zamanları burada misafirleri ağırlıyorum. Şimdi bizi ağırlar mısın? Gezdirebilir misin lütfen? Memnuniyetle ağırlarım. Tabii ki memnuniyetle ağırlarım. PArtworks'ten başlamak istiyorum. Gülay Semercioğlu ile başlamak istiyorum. Gülay Semercioğlu bizim çok önemli kadın sanatçılarımızdan bir tanesi ve onun işlerinin temeli... Böyle teller gererek yaptığı burada gördüğünüz gibi işler. Tabii bunun dokumaya da bir göndermesi var. Yani zanaate de bir göndermesi var ama Gülay Semercioğlu'nun işlerinin tel olması ayrıca bir kadın ve bir sanatçı kadın olmakla da alakalı. Çünkü dokuma yaparken evet ipler gerebilirsiniz ama metal teller gererken tabii ki elleriniz yaralanabiliyor. O yüzden de hani bunu biraz kadın olmak, bir sanatçı olmak, kadın sanatçı olmakla da bağdaştırabiliriz. Evet, şimdi Seçkin Prim'in işlerini görüyoruz. Seçkin'den bahsetmek ister misin? 2021 tarihli bu son işlerinden birinde onun iki dönemini bir arada görüyorum. Bunlardan bir tanesi Disiplin Fabrikası. Askerdeyken başladığı bir dönem. Askerdeki o disiplin ve simetriden etkilenerek şurada gördüğünüz gibi işte mükemmel kareler ya da mükemmel geometrik formlar yaptığı bir dönem. Bu yaklaşık 5-6 sene sürüyor ama daha sonra bu simetriyi bozmak, özellikle bozmak üzerine girdiği başka bir dönem var ki bunun adı da glitch. Ve orada da buradaki mükemmel formları bilerek bozuyor. Bana da şeyi hatırlattı, doğru düşündün mü? Yani mükemmellikten sonra bir süre sonra artık daha kendini bırakmaya, biraz daha olduğu gibi akışına bırakmaya bir gönderme gibi de gördü yani, ikisini evet, birleştirince. İşleriyle bu simetriyi bozmaya, işleriyle birlikte o rahatlığı yakalamaya çalışıyor evet, kendisi. Biraz kurallardan çıkalım gibi bir his verdi bana. Kesinlikle öyle. Peki devam edelim. Tamam. Bu enteresan bir iş. Bu Carlos Ayres, Güney Amerikalı bir sanatçı. Şu an Zilberman Galeri tarafından da Türkiye'de temsil ediliyor. Son yıllarda, Disaster Series diye paraları kullanarak, paralarla cut-out yaparak kendini ifade ettiği bir dönemi var. Ve burada da dikkatli bakarsanız yine dünyanın birçok yerine ait paralarla yazdığı şarkı sözleri var. Sweet Dreams şarkısını burada gördüğünüz gibi paralarla birlikte yazıyor. Aslında para dediğimiz bir kağıt parçası. Dolayısıyla herhangi bir kağıt gibi de onları cut-out işlerinde kullanabiliyorlar. Art Home tarafından temsil edilen Mithat Şen'in 2021 işleri. Mithat Şen de daha çok oval formlarıyla biliniyor. Burada gördüğünüz oval formlar bize... Güçlü renkleriyle değil mi? Evet, evet. Ve de bunlar Mithat Şen'den duyduğum kadarıyla da organik formlar. Merhaba Aslı'cığım. Merhaba Elif'ciğim, hoş geldin. Nasılsın Aslı? İyiyim gayet. Çok yoruldun herhalde. Keyifli yorgunluklar bunlar. Bunlar Johan Kreten'in eserleri. Bu iki eser, şu duvar heykeli Johan Kreten. Kendisi Belçikalı bir sanatçı, Paris'te yaşıyor. Bunlar Ali Elmacı'nın eserleri. Arik Levi'leri gördüm burada. Bahsetmek evet. İster misin? Tabii. Daha çok paslanmaz çeliği kullanıyor değil mi Arik Levi eserlerinde? Değişiyor. Paslanmaz çelik mesela. Bu paslanmaz çelik, bu ahşap, cam kullanıyor, korten çelik kullanıyor. Şimdi galeriste geldik. Galeriste doğru geliyoruz ve şuradan şöyle gideceğiz. Direkt Erol Akyavaş'ın fotoğraflarını galeri sergiliyor. Bunu çok önemsiyorum çünkü Erol Akyavaş tabii ki bizim yurt dışında da bilinen en önemli sanatçılarımızdan bir tanesi. Genelde tabii büyük
yağlı boya tablolarıyla biliniyor. Bunlar form olarak birbirini andırdığı için, yani burada insan bedenleri ve insan bedenleri, kollar, bacaklar, ama kaç beden var, kim bunlar, bunları bilmiyoruz. Bunlarla yandaki ağacın dalları form olarak birbirine benzediği için de bu ikisini yan yana koymayı uygun görmüşler. Belki insanın doğayla olan ilişkisini de hatırlatıyor. Kim bilir bize. Olabilir. Semiha Berksoy'un 1990'larda geçirdiği bir kalp ameliyatıyla birlikte doktoruna aşık olması, evet, sonucunda. Portre kardiyolog. Evet. Çok genç bir hiperrealist arkadaşımız Rasim Aksan, boya kalemleriyle yaptığı, yaklaşık 2,5-3 ayda tamamlamış diye öğrendim, yaptığı bir işi, ama üstüne de airbrush'la, yani böyle bir bütünlük sağlıyor. Ama böyle hani bunu bir baskı zannedebilirsiniz ama bir yandan da arkadaki o karışıklık, sonra önde gördüğümüz o sakinlik, ikisinin dengesi ne kadar güzel bir his veriyor, değil mi? Yani muhtemelen burada da çok büyük psikolojik açılımlar vardır diye düşünüyorum. Çünkü birçok semboller var. Marlboro Galeri Contemporary İstanbul'un 16. edisyonuna daha çok kağıt işler getirdi. Bunu aslında şöyle anlayabiliriz. Hem çok uzun bir yoldan geliyorlar, birincisi. İkincisi, pandemiden sonra bütün dünyada olduğu gibi hani Türkiye'de de böyle ekonomik bir küçülme var. Francis Bacon, yani bu kadar önemli bir sanatçının baskı işlerini işte burada bir fuarda, eğer ki ulaşabiliyorsanız, satın alma olanağı bence çok güzel diye düşünüyorum. Francis Bacon psikolojik, mesela kendi bedeni üzerinden kendi ruhsal durumlarını da resmetmiş bir sanatçı. Louis Bourgeois 1911-2010. 2011'de 100 yaşına gelmeden maalesef onu kaybettik. Burada da göreceğiniz gibi, özellikle şu baştaki iki baskısından da anlayabileceğimiz gibi, daha çok kadın olmak, anne olmakla ilgili işleriyle dünya çapında kendisi de tanınıyor. Ve bütün bir 20. yüzyıl sanatını erkekler domine ederken, Louise Bourgeois onların arasından böyle sıyrılmayı başarmış bir kadın. Ya Roman Babakyan, benim geçen sene Galeri 77'de görüp takibe aldığım bir sanatçı. Hiperrealizmi en güzel kullanan sanatçılardan biri, değil mi? Sümer yazısıyla yazılmış bir takım tabletler görüyoruz. Biliyorsunuz. O telefon tabletlerini de hatırlatıyor. Aynen, çünkü sanatçı bunları özellikle popüler telefonların çeşitli ebatlarını düşünerek yazmış, yapmış. Biliyorsunuz yazı, yani Sümerler bundan 4000 küsur sene önce yazıyı keşfediyor. Ve bugünse biz kendimizi telefonların içerisinden, sosyal medyadan ifade ediyoruz. Burada Sümer çivi yazısıyla yazılanlarsa pop kültürün en önemli aktörlerinden bir tanesi olan Kanye West'in attığı, sanatla ilgili attığı tweetler. Aynı zamanda popüler kültüre karşı olan ve bu popüler kültürde söz sahibi olup işte tweetler atıp herkesin takip ettiği kişilerle alakalı hoşnutsuzluğunu dile getiriyor. Kerem Ozan Bayraktar. Burada kuşlar ve akciğerlerde bir canlının üzerinde simetrik olarak iki tane bulunan organları ele alıyor. Merhaba Ebru, temizlik yaparken yakaladık seni. Naber Elif? Sağ ol sen. İyidir, sağ ol. Hangi eserlerine katıldın? Geometrik formları minimize ederek soyut form arayışları yaptığım işler. Altında form arayışı dışında başka bir anlam yüklemek istemiyorum. Christian Liefers. Halının üstünde gördüğümüz bir kadın resmi. Çok dikkat çekti bu eser. Kesinlikle öyle. Batı klasik sanatında özellikle çiçekler her zaman işte kadınların işte gençlik, güzellik, erkekleri, hani çiçeğin kokusu vardır ve nasıl arıları cezbederse işte erkekleri cezbetmesi gibi çeşitli sembollerle kullanılır. Banu, yürürken şimdi bulunduğumuz mekandan bahsetmek ister misin? Haliç'teyiz, Tersane'de. Evet, çok etkileyici bir yer, böyle Venedik bir yerinde gibiymişim, kesinlikle hissettim ben. Kesinlikle öyle.
Contemporary İstanbul 16. edisyondan itibaren artık bu civarda olacağını ilan etti. Ben çok memnun oldum çünkü burada özellikle yabancı misafirleri düşünürsek daha böyle İstanbul'un kalbinde. Evet, çok buradan İstanbul karşıya baktığınızda işte o altın boynuzu hep merak ederler onlar. İşte Bizans yapıları, eski İstanbul yapıları, hani bunlara dair de bir şey görüyor olmaları güzel ve bana göre içinde çağdaş, yani bugünün sanatını 600 senelik tarihi bir yapının içerisinde ağırlıyor olmak, dünümüzle bugünümüzün bir şekilde birleştiğini burada düşünüyorum. Anna Ladel'e doğru ilerliyoruz. Ramazan Can'ın imzası diyebileceğimiz işler genelde beton ve kilim ya da kilim ve neon ışıkların birleştiği işler. Şimdi ben öncelikle bunu böyle bir kentsel dönüşümle falan bağdaştırmıştım ama Ramazan'ı tanıyıp onunla konuştuktan sonra öğrendim ki buradaki kilimler Ramazan'ın soyları, atalarına tekabül ediyor. Bir yandan yukarıdaki işe bakarsak oradaysa işte bu geleneklerin önünde yine neon ışıkla yaptık. Geleneksel bir kilim formu olsa da neon ışık o kadar gözümüzü alıyor ki artık gelenek arkada kalıyor. Babil Kulesi'nden esinlendim. Babil Kulesi'nde bildiğiniz gibi insanın aslında Tanrı'ya ulaşması ve tanrılaşmasının bir metaforu olarak kullanılıyor Babil Kulesi. Burada da insanın tam ortada hissetmesi kendini, dünyanın tam ortada, işte evrenin tam ortasında hissetmesine bir eleştiri var aslında. Yani Tanrı rolü oynamasına bir eleştiri var. Evet, benim en hoşuma giden yere geldik. Heykellerin olduğu. İstersen şöyle bir geçip yürüyelim. Tamam. Çünkü çok güzel eserler var. Tamam, yani burası şu anda bir açık hava müzesi gibi. Yani şuradaki çelik konstrüksiyonlarla yine tarihi yapılar, tuğlalar birbiriyle tezat oluştururken bir yandan çağdaş sanata... Geçmiş ve geleceğin birleşimi gibi değil mi? Bütün gibi. Fuarda o hisle beraber. Kesinlikle öyle. Sanatçılardan bir tanesi olan İrfan Önürmen'in heykellerine gideceğiz. İrfan Önürmen daha çok hem tuval resimleri hem de tülleri keserek yaptığı... Tül ve kağıtlar da değil mi? Kağıtlar da evet, yani böyle kumaş, tül, kağıt gibi böyle hassas malzemelerle çalıştığı işleriyle biliniyor. Genelde kendine konu aldığı sıradan insanlar. Hem klasik sanatı ele aldığımızda resmi ve heykeli yapılan insanlar genelde tırnak içinde önemli kişiler. İrfan Önürmen kendisine her zaman bizden biri, işte halkın içinden biri ya da sıradan kişileri konu alıyor ve özellikle tül işlerinde bu kişilerin, yani hani sıradan gördüğümüz ya da klasik sanattaki tırnak içinde önemli kişilerle karşılaştırdığımızda özel bulmadığımız insanlarınla ilgili, onların psikolojisiyle ilgili katmanlar olarak bence onları okuyabiliriz diye düşünüyorum. Bana şey de enteresan geldi. O kadar hafif materyallerden sonra kesinlikle böyle sert bir materyal. Aynen öyle. Ben de ona değinecektim. Belki onun içindeki bir geçişle de alakalı. Kesinlikle İrfan Bey'i görürsek sorabiliriz. Tabii ki kesinlikle öyle. Merhabalar, Burça Saraçoğlu ben, bağımsız küratörüm. NFT ile ilgili kısa bilgi almak istiyorduk. Tabii. Koleksiyonerle sanatçının ya da izleyiciyle sanatçının daha hızlı bir şekilde birbirine ulaşmasını sağlıyor. Evet, doğru aslında. Direkt olarak alıcı sanatçıya ulaşabiliyor ve bu belli platformlar üzerinden de sanatçının işlerini görebiliyor. Bu öyle bir yaygın aslında bir alan oluyor ki, büyük bir havuz bu ve bu havuzun içerisinde örneğin Murat Sergin'in işlerinin birçoğunu görebilme şansı oluyor alıcının ve bu işler içerisinde de istediğini non-fungible tokens dediğimiz tokenlarla satın alma işlemini gerçekleştirebiliyor. Burcu Aksoy'un eserleri gerçekten çok ilginç. Burcu Hanım da orada. Ona birkaç soru yöneltmek için Burcu Hanım'a doğru ilerliyorum. Evet, şimdi Burcu Aksoy ile bir aradayız. Merhaba Burcu. Senin eserlerin bana çok ilginç geliyor. Çünkü psikanalizle, psikiyatri ile ilgili kokular alıyoruz eserlerinden. Çalışmalarımın meselesini oluşturan arka plan psikanaliz, psikiyatri, nöropsikiyatri. Bu mevzular ve bu konuların içine giren zihin yapıları, o zihin yapılarının her birinin biricikliği. Daha psikotik süreçten geçen bir insanın algı yapısındaki çarpıklığı resmediyorsun gibi görüyorum, doğru mu? Akıl hastalıkları diye tanımladığımız ve kendine özgü tanımları, davranış biçimleri, algı biçimleri olan kişilerin
algılayabildiği mekanların bir numunesi olarak ortaya çıkartıyorum. Yani gerçekte var olmayan mekanlarda bütün o zihnin olasılıklarının göstergesi. Yani ne gerçek ne değil, algıladığımız şeylerin ne kadarı bizim yarattıklarımız, ne kadarı kendi gerçeğimiz, sanki bunu sorgulatıyorsun gibi geliyor. Evet, bunu sorgulatıyorum. Gerçekten zaten bahsedemeyiz bildiğiniz kadarıyla. Bir gerçeklik söz konusu. O gerçeklik de tek bir gerçeklik değil. Evet, şimdi Ali Alışır'ın fotoğraflarının yanındayız. Ali'yi de burada buldum. Birkaç soru sormak istiyorum. Merhaba Ali. Merhabalar. Figüratif fotoğraflar. Evet, ya figür kullanıyorum son 3 senedir çalışmalarımda. Çağdaş fotoğraf sanatı olarak adlandırıyorum çalışmaları. Tek edisyonluk üretilmiş, yaklaşık bir tanesi üretimi 3 ayımı bulan çalışmalardan oluşan bir seri bu. Çoğunlukla erkek ve kadın figürlerini kullanıyordum. Şimdi pandemiyle beraber daha da sadeleşti bu figürler. Biz Server Demirtaş'ın yanındayız. Onun heykellerini çektik. Şimdi de biraz bilgi alalım sizden. Var mı? Olduğu kadarıyla alalım. Nasıl bilgi? Yani nereden başlayayım? Bu heykelli mi soruyorsun? Önce mesela materyalinizden başlayabilirsiniz. Bunlar silikon. Yani çok kabaca söylemek gerekirse ama yani bazı yerlerinde yumuşak silikon var. Mesela şurada olduğu gibi boynu döndüğü için öbür tarafları daha sert silikonlar var. İçinde konstrüksiyonları var. Onda da bak teller buradan gidiyor. Onu çekiştiriyor, hareketi böyle yapıyor. Ama ben o hareketin organizasyonu benim için problem oluyor. Onu çözebilirsem iyi oluyor. Challenge orada yani. Çözemezsem biraz rezil bir şey. Onun için çözmek zorundayım. Peki niye heykelleri hareketlendirmek istiyorsunuz? Sanki hareketsiz olan bir şey ya da resim kendimi anlatmak için yetmiyor sanki. Yani yeterli gelmiyor. Hareketli bir şeyle kendimi ifade edebileceğimi düşünüyorum. Contemporary Sanat Fuarı'nı çok keyifli bir şekilde gezdik. Ancak çok yorucu oldu. Yarın tekrar tersaneye geleceğiz. Hepsi Burada'nın ilk sanat buluşmasıyla ilgili kısa bilgiler alacağız. Merhabalar, şimdi de fuarda Hepsi Burada'nın sergisindeyiz. Yanımızda Hepsi Burada'nın İş Geliştirme Başkanı Mutlu Ertuna. Hoş geldin Mutlu. Merhaba, hoş bulduk. Evet, siz de çok iyi biliyorsunuz. Bizim kurucumuz bir kadın. Hem de eğitime, sanata çok gönül vermiş birisi Hanzade Doğan. Onun da destekleriyle biz Hepsi Burada olarak toplumsal bilinci de arkamıza alarak sanatı daha büyük kitlelere ulaştırmak için Hepsi Sanat projesini başlattık bu sene. Hatta şu anda sitemizde Hepsi Sanat altında edisyon satışlarımız var. Ama tabii ki en güzel kısmı da Contemporary İstanbul'da bu sene 16.sı düzenlenen bu sergide Hepsi Burada olarak özellikle yine kadın sanatçıları desteklemek için sadece bir sergimiz var. Şu anda evet Akrasya sergimiz 14 tane kadın sanatçıdan oluşuyor. Ayça Okay'ın küratörlüğünde gerçekleşmiş bir sergi. Ama yine çok bunu, pardon lafını kesiyorum ama çok önemli bir detay da var. Buradan gelen geliri. Evet, şimdi onu söyleyecektim. Tabii ki sanatı desteklemek istiyoruz ama diğer taraftan da Tohum Otizm Vakfı, Türkiye'de yaptığı işlerle herkesin gönlünü kazanmış bir vakıf. Dolayısıyla bu sergiden fiziki olarak görüp Hepsi Burada platformu üzerinden satın alacak kişiler de bu satışların bir kısmını Tohum Otizm Vakfı'na bağışlıyor olacaklar. Yani hem ruhları doyacak hem gönülleri doyacak bu bağışlarla. İkisi bir arada olacak. Çok mutluyuz o yüzden. Haftada bir sanat turumuzun sonuna geldik. Haftaya sanatın ruhunda yeni bir konuk ve yeni bir konuyla görüşmek üzere. Hepsi Burada, sanatın ruhunu sundu.